Merhabalar. Merhaba. Şimdi bugün sizi buraya niye topladık? Her hafta bir ya bugün metin de vermediniz ama bilmiyorum. Size niye topladık? Tahminde bulunabiliyor muyuz? Metinleri düzgün okumadığınız tahminde bulunayım mı? Söyle abi, içinde kalmasın. Selman abi ilk başladığı zaman 10. bölümde yorum okumuştunuz. Bugün de 2. 10. bölümümüzdeyiz. Yani 20. bölümümüzdeyiz. Evet. Demek ki yine yorum okuyacağız. Bugün yorum bölümü yapacağız. Evet. Klasik 10. bölümlerde. Yusuf'un önceden haberi olduğu için sanki böyle hiç haberi yokmuş gibi. Ben şaşırma efekti verecektim de şey yapamadım. Orada Allah'tan bir iyi bir oyuncu değil de herkes farkında. Haberi yokmuş gibi bir de davranmıyor mu? Bu beni benden alıyor ya. İşte. Ya ben de tepki veremedim çünkü benim de haberim vardı. Evet. Yorumlarınızı da okumadım. Ben okumadım. Sahibinizi kaldırım ve yorumları daha önce okumadığınıza dair yemin edin. Ama şöyle bir şey var. Şöyle. Yorumları okuyorduk biz. Videonun ama altındaki yorumları okuyorduk. Yorumları ya, mesela sonuçta senin için çok gaddarca yorumlar seçtim. Allah Allah. Ya yine bana mı vereceksiniz bu bölümde? Lütfen. Valla ben bilmiyorum. Benim parmağım yok. Ne yani? Öncekilerde var mıydı? Ya bundan önce başka yorum okuma tamam, etkinliği sen oldu. Tamam. Ben anladım. O zaman bir 10. bölümü klasiğiyle başlayalım. Düdüklü tencere gelsin. Abi bu bölümde de yapılmaz ya. Biraz inovasyon, biraz kalite dikkat ya. Dikkat et, elin yanmasın. Abi soğuk bu. Çok soğuk yorumlar var içinde. Çok kötü espriler yapıyorum ya. Vallahi. İnşallah bu izleyicilere zulmediyorum. Abi sen mi açacaksın, ben mi açacağım? Abi ben bir kere açtım. Hadi bakayım. Bahtın iyi gelsin. İyi açan kazansın. Açıyorum. Evet, aç. Açıyorum. Kırmızı. Bir anda atıyor. Yapacak bir şey yok. Tamam, sıkıntı yok. Tamam. Oha, adam attı. Yalnız o yanlışlıkla kameraya gelse. Oraya attım ama. Kamera burada. Ne oluyor? Abi beklemiyordum böyle bir hareket. Allah'ın delisi ya. Ama şey yaptım. Biz önceden anlaşmıştık. Maşallah. Tencere vazifesini yerine getirsin de. Aynen, bitti. Bitti mi? No. Çekiyorum. Hadi bismillah. Evet, Habib Karakoyun yorumlamış. Line çizgi demek Selman abi. Hiç mi AutoCAD kullanmadın? Bu bana direkt. Sağda solda bize laf atıyorsun. Ben abi mühendisim, şöyleyim, böyleyim. Evet. Şey bilmiyor musun? Aynen. Ya. Yalnız bilmemek ayıp değil. Öğrenmemek ayıp. Ya ben bu line çizgisi... 4 yılda öğrenmedin mi ya? Fakülte mezunusun. Yok, öğrenmedim. Ondan sonra yok efendim, depremde niye binalar yıkılıyor? Yok. Mühendislik camiasından özür diliyoruz. Bu arada yorumları gerçekten okumadık. Burada denk geliyoruz. İnanabilirsiniz. Üzeyir Dikgöz. Yusuf abi biraz Selman abi gibi rahat ol, sanki zorla konuşuyorsun. Bu yorum bu tek değil ama abi, bir şey söyleyeyim mi? Bunun devamı var. Hani bunun devamı var. Bir de beni tanıyıp da acayip şeylerde gören kişilerin %85'i bu yorumu yaptı bana. Yani gerek arayarak gerek mesaj atarak. Mizacımdan dolayı herhalde böyle bir şey var. Abi ben bunu kendimde de çok yaşadım. Sıra bende mi abi? Sıra sende. Devam ediyorum abi. Şuradan deşavu gibi oluyor. Yani aynı repliyamızı. Bu gerçekten güzeldi. Fethi Damar yazmış. Sabah ameliyattan çıktım ve şu an bu videoyu izliyorum. Montaj mükemmel. Biraz daha zorlasam gülmek için dikişlerim patlar bence. Montajcı abiye selamlar. Diğerlerine de tekrardan geçmiş olsun. Geçen yorumlar programında 5 yaş espri kalitesi vardı ya. Demek ki espri artmış biraz. Artmış. Aynen. 60 abi. Kaç oldu? Kaç yaş oldu şu an? En son bir 12 yalnız, falan. Yalnız dikkatinizi çekerim. Bu yorum Selman abinin olmadığı programa geldi. Ama şöyle acayip bir parantez içinde de demiş ki montajcı abiye selamlar. Bence biz bunu Hamza abiye verelim. Bu daha iyi. Çekeyim abi. Çek abi. Deniz Demir yazmış. Bence kamera önündekiler ve arkasındakiler yer değiştirsin. Bir kereliğine dırdırdır diye random atmış. Çok etkiledi. Hadi yer değişelim. He? Hadi yer değişelim. Abi ben abone sayımdan memnunum. Arkadaş hızından da memnunum. Videolarıma gelen like'tan da memnunum. Bu arkadaşı üzerek geri çevirmek zorundayım. Yani aslında çekiniyorsun o yüzden. Çekiyorum, sıra bende sanırım Selman abi. Evet. Haydi bakalım. Çift girişli mikrofon alınmıştır demiş Yusuf Can. Çift girişli mikrofon alınmıştır. Bu meseleyi bilmiyoruz. Biliyor musun? Ben biliyorum. He. Buna ben cevap vermem. Evet. Buyurun yönetmen. Bu çünkü direkt bizi aşan mesele yani biz. Çift girişli mikrofon alınmadı. Sadece eldeki imkanlarla. Ben o sırrı göstermek istiyorum kameraya. Öyle. Yani çift girişli mikrofonumuz hala yok. Devam edelim. Sıra bende. Ahmet Yıldırım 5 dakikada öğrettiğinizi 22 dakikada unutturuyorsunuz. Peki buna katılıyor musunuz? Katılıyorum yani. 22 dakikalık videom olur abi. Ben kendime 22 dakika tahammül edemiyorum yani. Sizin videolarınız nasıl kısaltılıyor biliyor musunuz?
Oo. Bak 45 dakika çekiliyor. Önce 28 ile 22 dakika arasına düşürüyor kurgucu. Sonra ben giriyorum 15 dakikaya düşürüyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yani ben buradan hususi bir teşekkür ettim de abi sen. Ben yorumları okumaya devam edebilirim. İşleri bu. Yapacaklar çünkü. Yoruma devam edebilir miyim? Bu işleri bu. Bak yapmıyorum. Böyle işte. Yapacak bir şey yok. Herkes işini bilecek. Evet, yeni yorumu alıyorum. Hakan Ecer yazmış. Selman abi sen hasta olduğun için seni çekemiyorlar. Espriyi anlayanlar. Sen hasta olmuştun yani. Seni çekememiştik biz. Gelememiştin buraya. Seni çekememiştik. Şu hayatta hep merak ettiğim şey vardır. Hep merak ettiğim şey. Ya benden kötü espri yapabilen var mı? Var var. Yani yakın akrabalarımın haklarını helal etmesini istiyorum. Bana uzun bir süre maruz kaldılar. Yani o yaptığım kötü espriler. Müsaadeniz varsa bir tane anımı anlatmak isterim. İnşallah dislike almayız. İnşallah kötü bir espri denk gelmez. Daha kötüsü var mı bilmiyorum ama. Evet, Joseph yazmış. Doğu Eşrefoğlu konuşuyor. Esat araştır bakayım. Bu reklamların değirmeni nereye dayanıyormuş? Biz de açıklıyoruz arkadaşlar. Malum belli standartları aştığımız için YouTube'da reklam alıyoruz. Hani siz de reklam vermek isterseniz onu da alırız. Yani bizim gönlümüz reklam alma konusunda gayet geniş. Mehmet Ünal paylaşmış yorumunu. İzlerken hem hüzünlenecek, hem ağlayacak, hem mutlu olacak, hem de öfkeleneceksiniz. Dolu dolu bir program olmuş. Ellerinize sağlık. Evet, sıra kimde? Ömer Arslan abi. İspanyol gribi bu İspanyol paça giyenlerin değil mi? Abi o nasıl bir espriydi Allah için? Öyle espriler yapmadan önce haber edin, habersiz yakalanmayalım. Abi bir de bizi düşün. Anında direkt böyle şey oluyoruz yani. İleri anlatışım var orada. Hani sen böyle ileri alırsın, bir daha videodan çıkarsın. Bir stüdyoyu terk edemiyoruz yani. Allah bizim yardımcımız olsun. Amin. Çay gelmiyor mu? Devam et. Keşke bir çay içseydik ya. Böyle elimiz ısıtsa. Yani böyle tutardım böyle havucumuz. Vallahi. Ben yerli çay içiyorum bu arada. Çaylar da geldi abi sıcacık. Arkadaşa torpilli çay geldi. Çok şikayet ettiğini. Bunların sebeplerini programın sonunda açıklayacağız değil mi Aytun abi? Evet, sıradaki yorumu okuyalım abi. Evet, sıra sende. Esedullah Kaya paylaşmış. Allah razı olsun abiler. Benim programı tutmadı mı? Neden devamını çekmiyorsunuz? İzliyordum, güzeldi. Ya ben de seviyordum. Yani aynı duyguları her ne kadar Yunus'a karşı pek de yani aynı şekilde hissetmesem de benim programı kaliteliydi abi. Evet, yani, kaliteliydi. Kısa bir şey söyleyelim. Buyurun. Çekimi ve senaryosu yazım olarak ve çekim olarak çok uzun sürdüğü için daha kaliteli bir şey sunma açısından benim programını revize amaçlı rafa kaldırdık. Niye böyle kesilmiş? Ya orada makas yoktu, maket bıçağıyla kestik. Kör maket bıçağıyla yorum kesiyorlar ya. Civan Andak paylaşmış. Ne? Civan Andak. Demiş ki sponsorunuz hayırlı olsun. Ne sponsoru biz hiç bilmedik. Ben de buna o yüzden aldım açıkçası. Bizim sponsorumuz yok ki. Yani. Yani ben de anlamadım. Hani dedim ki acaba. Benden gizli sponsor mu yoksa? Gizli gizli bir şeyler mi yapmışlar? Şeyi bir mi yorum yapmış? Attı. Ekip birbirine girdi. Şunu al. Yine küçücük bir şey çıkarsak ama. Vay. Anam. Oo. Uzun bir yorum. Yılmaz Akbulut yazmış. Üşenmedim baktım. Yusuf Oktuay acayip şeylere 11. bölümde gelmiş. Ve şimdi 18. bölümdeler. Merak ettiğim şey şu. Yusuf Oktuay kaç tane saatin var kardeşim? Siyah gömlek hiç değişmemiş belki doğrudur ama saatler de hiç sabit durmamış. Kendini bilen ve kendinden emin bir şahıs olduğunun kanıtı olan hareket. Tebrikler. Tebriklerimiz sizin magazin abi, hayatınızı merak ediyorum. Kaç tane saatin var? Kaç tane saatin var abi? Hocam şimdi net bir şey... Sayı veremiyorum o kadar çok. Ben sayısını gerçekten unuttum. Hani net bir çünkü öğrenci olmamız hasebiyle... Çok mu saat? Üçe bölünmüş durumdayız şu anda. Yani şu an farklı bir yerde İstanbul'da ikamet ediyorum. Üniversitem Bursa'da. Bursa'da yurtta kalıyorum. Memleketim Van. Ailem Van'da. İster istemez üçe bölünmüş bir kıyafet şeyi var. Abi bir dakika parantez. Üçe bölünmüş hali buysa varın bütününü siz düşünün. 40 yapar. Yorumu alalım Selman abi. Buyur abi. Evet, YouTube denince boş ve zararlı anlayışını kıracak ve bu kötü gidişata dur diyecek hayırlı projeleriniz olması dileğiyle. Ben şu kanaati haklı bulmuyorum. Yani YouTube boş ve zararlı bir platform değil bence. Ya da herhangi bir platform kendi özüyle boş ve zararlı değildir. Yani bu televizyon içinde geçerlidir, bu telefon içinde geçerlidir. Bence bir şeyi boş ve zararlı yapan onu kullanandır. Abi öbür yorumu da okuyalım hemen istersen. Hemen alıyorum abi. Muhsin Şenol. Kıymetli abimiz. Kanalımızın en güzel sesli abilerinden biri. Kamera karşısına çıktı ya.
2020'nin özetini bizlere aktarmıştı. Muhsin abi yazmış, Muhsin Şenol. Selman Bey çok pozitifsiniz. Estağfurullah Ayetullah Bey, o sizin pozitifliğiniz. Yunus da arkadan gülüyor. Kakara kikir. Yani o çok pozitif zamanlarımız oldu. Gerçi biz hep pozitiftik ama bu sefer korona pozitif. Rapor da pozitif. Bu sefer de korona pozitif çıktı. Allah razı olsun, o videoda çok fazla geçmiş olsun dileklerinde bulunan arkadaşlar oldu. Hepsine tek tek cevap yazmak isterdik fakat sayı fazla olunca şey oldu. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Zaten sıra sende, onda niye karıştırayım? Yo, bir tanesini seçecek. Abi saatli olanı seçiyorum. Ha, okuyorum. Evet, ruhu cennet kokuyor yazmış. Ne oldu? Sen gördün mü onu seçeneği? Yok abi, sen sapladın arkada, nasıl göreyim? Video güzeldi ama Selman abinin tek sunduğu videolar daha güzeldi. Oo. İnşallah acayip şeyler programı eskisi gibi devam eder. Geçmiş videolar daha güzel. Abi çok özür dilerim. Yani burada kurgu montajı yok. Vallahi bile kendisi kapattı, seçtirdi. Yani Yunus abi sona denk gelmesi. Yusuf'a ayıp olur dedi, koymayalım. Dedim yok yok, ayıp olmaz yani. Muhabbet geçer aramızda. Zaten benim suçum yok. Artık dayanamıyorum, duyurusunu yapacağım bak yönetmenim. Tut kendini. Evet, yani şöyle bir şey var. Bu yorumdan dolayı gitmiyorum tabii ki. Teşekkür ediyoruz ruhu cennet kokan kişi. Ruhu cennet kokuyor, pardon yanlış okudum. Yani video güzeldi ama Selman abinin tek sunduğu videolar daha güzeldi demişsiniz. İnşallah bundan sonra Selman abiyi bol bol göreceksiniz. İnşallah acayip şeyler programı eskisi gibi devam eder demişsin. Tabii biz... Nasıl alınmış? İçim gitti. Burkuldum ya, yemin ederim. Yeniliğe açık bir kanalız. Yeniliğe açık bir medya. Yani yeniliğe açıyoruz. Medya. Yusuf'u denedik. Olmadı. Olmadı demeyelim de şimdi... Abi yok ya, dur ben anlatayım mı? Ben gireyim devreye. Ben açıklayayım abi. Bu bir itirafta bulunmak istiyorum. Acayip şeyler 8, 9 işte 7. bölümlerden sonra takriben ciddi bir düşüşe geçti. Yani randıman kaybına uğradı. Dedik ki ne yapalım? Yani ne ortaya koyalım ki bu eski randımanına dönsün? Dedik ki programı 2 kişi sunalım. Farklılık olsun. Ve biz programı farklı sunmaya başladıktan sonra hem bende hem teknik ekipte arka kamera arkasında daha farklı bir heyecan oldu. Ben bundan gayet memnundum. Hala da memnunum. Yani o zaman niye toplantıda Yusuf gitsin, ben tek kalayım yani? Öyle bir şey demeyeceğini biliyorum. Fitneci ya. Ben bugüne kadar toplantıya katıldım. Yani toplantı ne abi? Sen devam et abi. Devam et. Sen güzel konuşuyordun. Devam et abi. Sen güzel biraz daha konuş. Ben gideyim, ben sen konuş. Devam et abi. Yani sadece işte Yusuf abinin de başka programları, başka ağırlıkları olduğu için program formatında farklı bir değişikliğe de gitmeyi düşündüğümüz için Yusuf abi bundan sonraki programlarda olamayacağını söyledi. Yani mesele zaten bu. Zaten 10. programdan sonra acayip şeyler 2 kişilik olarak devam etti. Biz de zaten 20. bölüme kadar böyle bir şeyi düşündük. Bundan sonra da artık yeni bir formatla. Aynen. Ben de bilmiyorum daha nasıl bir format. Selman abiyi de göremeyeceksiniz. Aynen. Belki yine tek devam edecek. Belki farklı bir yanına gelecek. İşte Vol 3 evet. Kişi mi olacağız? Burada kısa bir açıklama söylemek gerekiyor. Şöyle ki Değirmen kanalı Ocak ayı itibariyle yeni yayın programına hazırlandığı için, yani yeni videolar, yeni formatlar, yeni programlar içeriğine hazırlandığı için bu aralar diğer formatları kıstı. Acayip şeyler de muhtemelen önümüzdeki hafta olmayabilir veya evet. Ondan sonra Ola da bilir. Bunun kimse bilmiyor. Bunun duyurusunu YouTube'dan ya da sosyal medyadan yaparız. Evet. Ama diğer programların da askıya alınmasının nedeni Ocak ayında, yani belki Ocak ayının ilk haftasına da yetişmeyebilir. Ama ondan sonraki haftalara daha kaliteli içeriklerle, daha bol içeriklerle karşınıza çıkmaktır. Evet. Şu an bütün ekip bunun için hazırlanıyor. Bunun için uğraşıyor. Değirmeni takip etmeye devam etsinler. Ayrıca benim de hani acayip şeylerdeki son programımızdı. Eyvallah. İnşallah önümüzdeki günlerde bir de koronavirüsün birinci yaşına yönelik bir videomuz çekimimiz oldu. Bir videomuz oldu. Eyvallah. Onu da buradan yalnız izlemelerini tavsiye ederiz. Yarın öbür gün kendine kanal açıp Değirmen'den neden ayrıldım? Öyle bir şey. Bak baştan anlaşıyoruz. Video yapıp yani... bizi karalamak. Yok öyle bir öyle şey. Öyle oluyor ya genelde. Değirmen'den neden ayrıldım? Ama acayip izlenir ha. Valla izlenir ha. Değirmen bir video yayınlasın. Yusuf abi. Yusuf Oktay Değirmen'den neden ayrıldı? Evet. Evet, son bu kaldı herhalde. Abi. Bundan sonra ufak bir iki spesyalim var. Onlardan olur. Müsaadesi olursa sayın ve sanırım Instagram gönderimimize yapılan yorumlar da vardı. Aynen. Bir iki tane. Instagram'da da olanlar var. Olsun. Olsun. Yokuruz. Onlar yorum yapsın, biz okuruz. Sıkıntı yok. Ramazan Casuk yazmış. Her videonuz bu şekilde hem düşündürmeli, hem bilgilendirmeli, hem de güldürmeli mi? Sormuş yani. Keyif alarak izliyoruz tüm videolarınızı. Güneşe ateş açan Adanalılar olsa da asfalt üzerinde omlet yapanlar da Şanlıurfalılardır. Buradan tüm Şanlıurfalılara selam göndermek istiyorum. Spesiyali ne? Hemen açıyorum abi. Can bu yıl açar mısın?
Açar mı açar mı inşallah. 17. bölümdeydi. Hoş buldum. O zaman ararken biz Instagram yorumlarını mı okuyalım? Instagram yorumlarını okuyabilirsiniz. Olur. Olur. Bak diyor ki abi Nazlı Cank yazmış. Eğer bu yorumu okursanız Selman abi arada Yusuf abinin konuşmasına da izin ver. Bak bak bak. Şey onda ya kontrol onda ya. Kavga mı yapmış ya? Ben bakamadım o yorumlara ama ya. Bir tane daha okuyayım o zaman. Oku oku hadi. Evet bir yorum daha var. Hamdullah Er paylaşmış. Eğer bu yorumu düdüklü tencereden çekecekseniz lütfen okumayın. Vallahi abi çok geç artık düdüklü tenceremiz geldi. Yorumları döktük. Ama bunu çekmedik. Aynen bunu çekmedik. Düdüklü tencereden çekmedik. Yani isteğe göre yorum okunur yani. İsteyin denizin altında yorumunuzu okuyalım. Düdüklü tencereye de çok güzel bir atıfta bulunulmuş. Yasin gülmüş paylaşmış. Gülmüş mü? Duygularını yansıtmayan kişiler düdüklü tencere gibidir. Her an öfkeyle patlamaya hazır bir şekilde bekler. Bu biraz zorlama mı olmuş? Bilmiyorum. Madem düdüklü tencere kullanmışlar onunla alakalı bir şey yazmalıyım. Şey var bazen kendini ocakta unutulmuş bir düdüklü tencere gibi hissedersin. Onu mu? Bak Furkan diye biri yazmış. Abi ben de okuyabilir miyim? Ben de bir iki tanesini de ben okuyayım. Hadi lütfen. Oku. Çok canım çekti. Ha. Hangisini okuyayım? Furkan 01. 02 mi? 02 abi 02. Furkan 02. Değirmen 1M üstü yani 1 milyon üstü izlenmeye başlandığı vakit işte o zaman çalışmalarının hakkını almışlar diyebileceğim. Evet inşallah. Yani. İnşallah ben, o günlerde gelir. Ya 1 milyon. Yani şu an mesela hayal edin abi. Değirmen 1 milyon izleniyor falan. Yani ne düşünürsünüz? Gitmek istemezsin. Gitmek ister miydin o zaman? Ben de. O zaman gitmezsin. Yani harbi gider mi 1 milyon izlenseydin? Yani şimdi şey yapmayalım ya. Şey yapmayalım şey. Ya o zaman hani öyle boş ver. Ya niye böyle bir şeye attınız beni? Bitti gerçi hepsini okudum. Adam hepsini bırakmadı ki. Dur bakayım. Güzel bir yorum var. YouTube'da da yazıyordu. Sürekli yorum yapıyordu bu arkadaş. Ömer Arslan 29. Bana soruyorlar neden Değirmen Medya diye. Ben Değirmen Medya diyorum. Çünkü değirmenlerinde samimiyet, mizah, düşünce. Ben sana o yorumu değiştirdim. Mizah silecek adam. Abinin şiirsel gidiyordum da mizah bozdu ya. Yani düşünce ve orijinallik öğütülüyor. Tebrikler Değirmen Medya. Abi fazla iyimser yorum için teşekkür ediyoruz. Ben spesiyel yoruma geçebilir miyim? Abi? Tabii ki. Spesiyel değil o. Yani, torpilli lütfen. Abi torpilli ya. Torpilli yani. Torpilli. Bizim şantiyedeki arkadaşlar dediler ki yorum yapacağız oku. Adam buraya kadar geldi yorumu okuyacak. Burak Alimoğlu. Tuz göllerinin derinliklerinin az olmasının tek sebebi tuzun suyu çekmesidir. Acayip yerlerle. Abi hani acayip yerlerle. Ben anlamadım bu gerçek mi? Bu gerçek mi? Adam kuru sıkmış yani. Valla ben ama bir şey söyleyeyim. Dedim ki bir ben de gördüm. Hatta biz aldık da bunu. Sonra şey Ayetullah abiye de göndermiştim. Sonra şey düşündük ya acaba gerçek mi? Gerçekse bunu alalım ki yani. Gerçekse alınmaz. Demek ki gerçek abi, değilmiş. Bu, var ya bu yani gerçekse komik değil. Gerçekse komik değil. Ya muhteşem bir çıkarım. Bunu daha önce bir mühendis yapabilirdi. Altına şantiyeden başka bir arkadaş doluşturdum tüm şantiyi. Emirhan Düzgün yolumuz yol değil ama manzarası güzel. Yorumlar hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlar ben her videoya gelen her yorumu neredeyse dakikasında okuyorum. Okumaya çalışıyorum. Çünkü bizi izleyip bize yorum yapma zahmetinde bulunan insanlara gerçekten saygı duyuyorum. Bu gayretlerini, bu yardımlarını, desteklerini üzerimde gerçekten hissediyorum. Çok da teşekkür ediyorum bu güzel yorumları için. Allah razı olsun. Şey var. Biz orada yok beğenin, paylaşın, bildirimleri açın diyoruz. Ayetullah abi bizi kesti. Orada diyor ki müsaitseniz yorum yapın. Adam teki yazmış. Müsaitim yorum yapıyorum. Ne güzel işte bak dediğimi ciddiye almış. Helal olsun. Tabii. Helal olsun. Bize böyle ciddi insanlar lazım. Güzel bir birliktelik olduğuna inanıyorum abi. Evet. Güzel bir ortamda güzel programlar çektik. Yani artık hatalarımız oldu. Bunu özel teşekkür de etmek istiyorum. Yani burada sen bir kere en yakınımda olarak eyvallah. Beni çektin. Estağfurullah. Sana teşekkür ediyorum. Bizi yönetmen ediyorum. Çekti. Yönetmen de bizi çekti. Doğrudur. Ona da teşekkür ediyorum. Ayrıca montajcı abiye de evet. Hamza abiye de teşekkür ediyorum. En büyük kahrolu şey. Hem istediğimiz şekilde montajı düzenlemedir. Yani o da dinliyordu bizi. Ona da teşekkür ediyoruz. Hamza abi burada bu arada. Bir şey. Aa Hamza abi nasılsın? Aa, burada mısın? Aa buradaymış. Yani 9 bölüm boyunca arkasından konuştum. Bir bölüm buraya geldi. Hemen teşekkür teşekkür. Şimdi hani gidiyorum. Helallik abi. Abi nasıl hissediyorsun? Yani gideceğim. Çok mutlu. Ya bu sorulur mu? Da değil ya. Bu sorulur mu yani? Sorulmaz. İster istemez öyle olsam bile abi çok üzgünüm.
sizi bir daha göremeyeceğim de diyemiyorum. Biz bizeyiz. Yani biz bizeyiz. Aslında değişen bir şey yok Selman. Evet. Evet kıymetli değirmen ve acayip şeyler çıkış yapacaktık ya. Tamam yapacağız abi. Suha abi gözlerini kapatır mısın? Sana bir sürprizimiz var. Ne yapacağım? Kapat. Saçım nasıl? Yok. Ya buna mı takıldın? Soruyor ama. Soruyor ama. Yakından çekiyor. Üst baş dizgin olması lazım. Kapat gözüm. Suha abi sen şimdi gidiyorsun ha? Evet gidiyorum. Bizi terk ediyorsun. Terk demeyelim de böyle. Yani... Terk demeyelim ya. Şimdi Selman abi sana gider ayak güzel bir sürpriz yapmak istedim. Ne yapıyor şu an? Sana yorum atıyorum. Bana yorum mu atıyorsun? Açıyorum gözlerimi. Nasıl abi attığı yorumları beğendin? Attığı yorumları çok beğendim. Yani gerçekten güzel yorumlar attın bana Selman abi. Hep like'la yani onları. Teşekkür ediyorum. Evet. Son olarak ne diyeceğiz? Son olarak evet arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Değirmen Medya ailesine de teşekkür ediyorum. Sizler de değirmeni paylaşıp, bildirimleri açıp, abone olup, videoları beğenip, ayrıca videoları sonuna kadar izlerseniz değirmene destek olmuş olursunuz. Haydi değirmeni paylaşın. Alkışlar beyler. Teşekkür ederim.